Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com ve Kayseri Özelüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Uyarı 1. kanala mutlaka 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 abone olun çekiliş geliyor. Uyarı 2. kanala aboneyseniz üye olabilirsiniz. Üyelere özel de golbar.com'dan hediyeler geliyor. Uyarı üç eğer üyeliğe durumunuz yoksa da son videoları ya da normal videoları bol bol izleyin. Pek yakında. Sevgili arkadaşlar, Ziraat Türkiye Kupasında yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı. Fenerbahçe-Sivaspor müsabakası 24 Mayıs saat 20:30'da yayınlanacak. Yani 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da bu müsabaka oynanacak ve bu müsabakada galip gelen taraf finale çıkacak Türkiye Kupasında ve ilk finalist olacağı için adını ilk sıraya yazdıracak. İnşallah Fenerbahçemiz yer alır. Fenerbahçe Samatlı'dan kurtulamıyor haberi. Şimdi bu haberi arkadaşlar bakın Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu ya da kanala yeni takipçi olan arkadaşlarımız şaşırabilir. Kabul. Ama siz şaşırmayın. Başlıkta diyor böyle yazıyor. içerikte böyle yazıyor. Şurada böyle yazıyor. İyi o zaman izlememe gerek yok. Ya kardeşim bir gir detayını öğren. Mesela bak bu başlıkta ne diyor? Samatlı'dan kurtulamıyor. Ben de diyorum ki tam tersi. Tam tersi. Yani ben bu yüzden burada video çekiyorum ve bu yüzden bu kadar kişi izliyor. Bu kadar kişi takip ediyor. Şimdi haberde diyor ki Genk Mbana Samatta'nın bon servisini almayı düşünmüyor. Sözleşmesi 2024'te bitecek. Fenerbahçe ile Aston Villa'dan 6 milyon euroya aldı. Bir türlü kurtulamıyor. Önce Antwerp sonra Genk'e kiralık yollandı. Satın alma opsiyonu Genk'te ancak 30 yaşındaki o oyuncu orada istenileni veremedi. 32 maçta 6 gol attı. Bon servisini almayı düşünmüyor demiş. Ben de diyorum ki ya seve seve ya da şey yani sözleşme gereği yani ya, e, Belçika ligi puan durumu yani ya seve seve ya da sözleşme gereği almak zorunda çünkü sözleşme diyor ki şampiyonlar ligi potasında bitirirse bu arada Genk Angutu genk Angutu normal sezonu lider bitirmesine rağmen e, playofflarda yani üst üste kaybettiği maçlarla Antwerp ve Union'un altına düşmüş durumda. Şu anda 41 puandalar. Union 44, Antrep 45. Hep, her ikisinin de yani bütün takımların 37 maç yaptığında hatırlatalım. Normal sezonda 34 maç yaptılar. Ee, yani Antrep 3 puan gerilerindeydi ama şu anda lider durumda. Şampiyonlar Ligi potasında tamamlarsa Genk mecbur alacaklar. Şampiyonlar Ligi potası da şunu söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi eleme turu katılımcıları ilk 2'de yer alacak takımlar. Şu anda Genk ilk 2'de yer alamıyor. Bu sıkıntı işte. Bu çok büyük sıkıntı. Yani 3. 4. sırada bitirirse sıkıntı. Ama ilk 2'ye geçerse mecbur alacaklar. Şimdi bakın haber yanlış dedim. Ama eğer ilk 2'de bitiremezlerse haber sonuna kadar doğru. Umarım anlatabilmişimdir. Transfer itirafı Fenerbahçe'den teklif aldım. Belçika ekibi Oud Herlev Leuven forması giyen ve sezon sonundan itibaren Fransa ekibi Montpellier'e transfer olacak olan ünlü Ürdünlü futbolcu Musa El Tamari Fenerbahçe'den teklif aldığını doğruladı. Şimdi bu haberler size soğuk geliyor. Ya hocam 1.8 milyon euro değer varmış. Allah'ını seversen neresi ünlü? Ya 25 yaşında futbolcu. Tamam mı? Belçika Ligi'nde bu sezon ne yapmış abi? 36 maç 6 gol 6 asist 2956 dakika. Bana göre tırt ama diyeceksiniz ki ya hocam Fenerbahçe yani teklif edeydi de bunlara mı etti? Arkadaşlar yıllık ücreti çok düşük verip bu tip futbolculara şansını deneyebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani şansını deneyebilirsin. Ya 400 bin euro 300 bin euro yıllık ücret verdin. 1.8 aldın sen, sen alınca transfer marketta Değeri yükselince git at. Ödüllü penaltı canavarı Dominik Livakovic. Farkında mısınız bilmiyorum ama artık duyumların da bir haysiyeti kalmadı. Niye kalmadı? Ya herkes aynı şeyi verir oldu. Hocam iyi de biz senin kanala niye üye olalım o zaman? Sen duyumları herkesten önce vermiyor musun? Ee, ya şimdi üyelerin de sırrını vermeyeyim ama. Birçok güzellik var bizim kanalda. Üye olmanızı tavsiye ederim. 15 TL alt üstü yani 1 aylığın 15 TL 0 lirayla eşit. Şimdi Fenerbahçe'nin radarındaki Dominik Livakovic'i sabah gazetesi mercek altına almış. Ee, hani Oğuzburga kiralık gönderdiği Berişa'dan gelecek 4,5 milyon euro bonservis bedelini e, Livakovic'e ayırmayı planlıyor demiş. Bak alttan alttan almışlar benim duyumları. Tamam mı? Alttan alttan devamı da var. 1. Babasının yönlendirmesiyle 6 yaşına kadar basketbol ve voleybol oynamış. Ancak eski bir futbol antrenörü olan dedesinin tavsiyeleriyle futbol yeteneklerini sergilemeye başlamış. Kariyer basamaklarına hızlı çıkan Hırvat kaleci 4 yıl üst üste 2019-2022 arası ülkesinin en iyi eldiven ödülünü almış. 3 takımda Dinamo Zagreb, NK Zagreb, HNK Zadar forması giyen Livakovic ülkesi Hırvatistan'ın dışına çıkmamış. Bu sezon kalesine 99 şut gelmiş. 74'ünde geçit vermemiş. %74 başarıya imza atmış. %73'tür o 99 olduğundan dolayı. Bu değerleriyle Hırvatistan Ligi'nin en iyi 4. eldiveni. Demek ki daha ileride var. Hadi onları alalım. Kulüp kariyerinde 390 maça çıkmış. 159 karşılaşmada gol yememiş. İşte bizim aradığımız kaleci bu. İşte bizim aradığımız kaleci bu. Size çok basit, çok ama çok basit bir soru sorayım arkadaşlar. Bak hepinizin yani mükemmel cevaplayacağı çok basit bir şey söyleyeyim. 31 maça çıkmış Fenerbahçe. 16'sında hiç gol yemeseydi. 16 maçta hiç gol yemeseydi bugün liderdi, değil mi? Açık ara liderdi. Bak, 16'sında hiç yemese açık ara liderdi. İşte benim söylemek istediğim bu. Hemen hemen yarı yarıya baksana 390, 390 maç. Hani ee, tamam, hemen hemen yarı yarıya değil. 200'e yakın olması lazım. Kabul 185 olması lazım. Lazım. Ama kastettiğim şey Dinamo Zagreb'in hani ee, durumundan bahsediyorum. 31 maçın 15'inde değildi. 12'sinde gol yemesin. Aşağı yukarı aynı istatistik. 12'sinde gol yemeseydi Fenerbahçe yine liderdi. Karayen'de sadece bir sakatlık yaşamış. Bir de kırmızı kart görmüş. 2022 Dünya Kupası'nda seri penaltı atışlarındaki başarısı hafızalarda toplamda 10'a 14 penaltı kurtarmış. Maçlardan önce vücut ritmini düzenlemek amacıyla güneş banyosu yapıyormuş. Bunu gelenek haline getirmiş. Babası Zydrav Kulivakovic, Hırvatistan'ın eski ulaştırma bakanı. Tam siyasetin de göbeğindeymiş. Annesi Manuela Skoblar, Yugoslav futbolunun efsanesi Josip Skoblar'ın kuzeni. Kaynatası yazları midye ve kalamar yiyen Brezilyalı. Eniştesi Uruguaylı. Görümcesi Tanzanyalı. Allah belası. Fenerbahçe'den 3. hamle Musa Dembele. 1. Ryan Kent. 2. Livakovic. Bir de 3. hamle. Arkadaşlar bakın yanlış anlamayın beni ama şu an Kent ve Livakovic'e %100 gözüyle bakın diyorlar. Yani şu anda her ikisine de yüzde yüz gözüyle bakın diyorlar. Bilmiyorum ne derece doğru. Şimdi Fransız Horvet Dembele içinde Fenerbahçe harekete geçtiriyor. Ve önümüzdeki tek engel Galatasaray. Niye? Galatasaray da ilgileniyor. Yani ilgilenmese bile Fenerbahçe'ye ayak bağı olayım diye, salça olayım diye illaki teklifte bulunacaktır. Şimdi Jesus eğer kalacaksa da Jesus gidecekse de bu futbolcular zaten hani e, otoritelerden de geçerli not aldığı için herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Temas kuruldu. E, Musa Dembele için temas kuruldu. İlk görüşme gerçekleştirildi. Zaten çoktan gerçekleştirilmişti. Ama görüşmenin iyi geçtiği söylentileri var. 3 yıllık sözleşme teklifi Fenerbahçe için. Ama ben şunu söyleyeyim. Dembele'yi çok ciddi isteyen kulüp Milan. Ben Milan'dan sekip bize geleceğini zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Kent demişken hocam Fenerbahçe Kent dün Fenerbahçe Kent'le anlaşma sağladı diye sosyal medya dün çalkalandı. Rangers forması giyen sezon sonunda sözleşmesi bitecek Kent için. Meşhur duyumculardan bir tanesi İngiliz Yıldız'da anlaşmaya varıldığını bildirmiş. Daha önce Leeds United, Udinese, Bologna Kent'e ilgisi vardı. 5 sezondur Rangers forması giyiyor. Bu sezon çıktı. 44 maç 3 gol 8 asist diyor. Hala 3 gol 8 asist diyor. Eşek kadar transfer marketta 10 gol yazıyor. 10 asist yazıyor. Bunlar hala 10 8 diyor. Bakalım. Bir daha bakayım yani. Evet 44 maç 3 gol 10 asist. 3671 dakika. Arkadaşlar dikkatimi çeken şey şu. Hemen hemen hiç sakatlanmamış. Demek ki fiziği güçlü. Yıllarca İngiltere Ligi'nde oynamış. Bak şimdi Oyuncuyu daha gelmeden çöpleyenler başlamış. Lan aralarla bunu mu aldınız? Lan Rossi bundan daha iyi. Şöyle bir. Lan bir görelim lan. La bir görelim lan. La bir görelim be. Yani bunları bir görelim gözünü sevdiklerim arkadaşlarım. Kent 11 milyon euro transfer market değeri var. Ben bir şey söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe bu çocuğu şimdiden aldıysa geçen sezon Trabzonspor'un yaptığı bak Livakovic ve Kent aldıysa geçen sezon Trabzonspor'un yaptığı zekice hareketi yapmış olur. Ben size söyleyeyim bunu belirteyim Jesus için Arabistan iddiası bu sezon istediği sonuçları alamayan lider Galatasaray 5 puan gelse Fenerbahçe 2. sırada Jesus flash iddia Arabistan'a yakın diyor Divas'ın önden Sports, Arabistan ee, yönetim kalmasını istiyor yeni sözleşme önerildi ben bir şey söyleyeyim şampiyon olunmadığı müddetçe Jesus'a yeni sözleşme öneren teröristtir PKK'lıdır FETÖ'cüdür Şampiyonluk yoksa ama hocam bak istikrar lazım. Kardeşim istikrar lazım. Okey. Eğri oturalım doğru konuşalım. Evinde derbi kaybediyorsun. Galatasaray'a yeniliyorsun. Evinde Beşiktaş'a yeniliyorsun. Belki Trabzon'a yenileceksin. Giresun'a yeniliyorsun evinde. Yani hani yenilmeyecek takımlara yeniliyorsun. Deplasmana gidiyorsun ya da İstanbul spor maçı. Giresun spor maçı. Hani Galatasaray sana orta açıyor. Yapman gereken dokunmak. Eşek kadar kale var karşında. Sen dokunup Uzaya gönderiyorsun topu İstanbul Spor maçında. Onu kazansan 5 puanlık farkı 3'e düşürdün. Giresun maçını kazansan 1'e düşürdün. Galatasaray zaten 1'e düşmüş olan puan farkı. Bir de Beşiktaş maçı var. Özür dilerim bir de o var. Onu kazansan şu an 2 puan öndesin. Yani sen kendi eşekliğinde durumu buraya getirdin. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bunun da eşeklik. Başka bir şey değil. Sen bunu buraya getirdin. Jesus'un kafası ne zaman Fenerbahçe'deydi? Dünya Kupası öncesinde. Sonra ben Brezilya'ya gideceğim. Ben kaynanamı özledim. Yok ben salça yapacağım. Yok ben pekmez kaynatacağım. Yok ben işte erişte keseceğim. La bana ne ne yapıyorsan yap. Lanet gelsin ya. Dünya kupası arasında Jesus gönderilse İsmail Kartal gelseydi belki UEFA'da lider çıkamazdık. Belki Türkiye kupasına buralara gelemezdik ama süperlikte liderdik. Şimdi buradan sonra da yol ikiye ayrılıyor. Hani Fenerbahçe Messi'yi Neymar'ı da getirse şampiyon yapmazlar diyenciler. Galatasaray offside'ımsılarla kollandı, şike yaptı, işte tehdit etti, şantaj yaptı, gitti diyenler. Bir de Fenerbahçe kadrosu yetersizdi. İsmail Kartal da gelse, Mustafa Hoca da gelse bir şey olmaz diyenler. Bir de geri kalan garibanlar. İsmail Kartal da gelse liderlik diyenler. Aslında çok fazla bölümde var Fenerbahçe taraftarı içinde. Bu taraftar sayısının çokluğundan. Hocam diğer camialarda böyle bir şey yok. Var. 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 Galatasaray böyle liderken bile bunu kovalım Fatih Terim gelsin. Şampiyonlar Ligi'nde bizi poşet ederler diye Galatasaraylılar var. Bakın. Harbi söylüyorum. Galatasaraylılara deyin ki Okan Buruk'la Şampiyonlar Ligi maçı yok. Orada bizim bizi, bizi mahvederler. Orada bizi delik deşik ederler diyorlar. E ligde diyorum. Ligde Fener kullanıyor. Ulan azıcık delik anlamından azıcık erkek ol. 5 dakikalığına adam olun. 5 dakika deyin ki kardeşim biz ligde kullanıyoruz. Var. Geçen bir yorum gördüm. Diyor ki Galatasaray ilk 10 hafta doğrandı. Sonra kollanmaya başladı. İlk 10 hafta siz sustuğunuz için konuşmaya hakkınız yok diyor. Bu da bir gelişme. En azından doğruları kabul ediyor. Bize verilen penaltılar. Geçen bir yazmış. Galatasaray'a verilen penaltılar Fener'e verilenler gibi değil. Lan Allah'tan da mı korkmuyorsunuz da? Bak deyin ki her takımın lehine de aleyhine de hatalar var. Okey kabul. Doğru. Galatasaray'ın aleyhine de vardır. Beşiktaş'ın da vardır. Trabzon'un da vardır. Fener'in de var. zaten. Lehine de vardır. Fenerbahçe giriyorsun spor maçı. Açın bakın. Kazandığımız bir penaltı var. O penaltı içime sinmemişti. İyi ki de o maçı kaybettik dedim hatta maçtan sonra demiştim. İyi ki de kaybettik. Bu, bu benim içime sinmedi demiştim. Açın bakın. Açın bakın. Ama neydi o? Rashida'ya bir penaltı. Lan müdahalenin M'si yok. Dırt penaltı. Galatasaray maçı kazansın. İstanbul spor maçında yerden kayıyor Galatasaraylı oyuncu. Kırmızı? Yok. Sarı kart olacak. Başakşehir maçında... Türkiye Kupası maçı 3 tane kırmızı yemesi gerekirdi Galatasaray'ın. 3 tane. Kara maçı attığın gol faul. Öbürü offside. Öbürü kazandığın 2 tane penaltı var. Penaltı değil. Lan yeter. Sivas maçı. Sivas maçını Galatasaray kaybetse eksi 3. Kara Gümrük maçını kaybetse eksi 1. Fenerbahçe'nin sadece 1 puan önünde. Sadece 1 puan önünde. Sadece bak 2 tane maça 2 tane maçtaki hatayı söyledim. Sadece. Sadece 2 maç. Başkasını söylemedim bile. Yönetim Cesur'tan gelecek olumsuz cevaba karşı iki aday belirledi diyor. Adana Demirspor'dan Vincenzo Montella bir de Leonardo Jardim. Arkadaşlar ben bu haberleri doğrulatamadım. Yani ne Jardim'i ne Montella'yı doğrulatamadım. Bu haber şu. Ali Koç'un gönlünden geçen isim. Ben şunu söylüyorum. Nenat bir yeri Trabzonspor'a gitti. Hayırsız uğursuz olsun inşallah. Ben Fenerbahçe'ye gelmesini istediğim teknik tek, direktördü. Açık söyleyeyim. Ben de öyle kıvırma falan olmaz. Sergio Oliveira sezonun başında ne dedim? Keşke Fenerbahçe alsaydı dediğim futbolculardan. Bu bizde iş yapar dediğim futbolculardan. Bak Galatasaray'dan neler yapıyor. Yine aynısını söylüyorum. Ben bir yeri ne at bir Fenerbahçe'ye gelsin isterdim. Olmadı. Şimdi Jardim Montella ikisini de istemem ben. İkisi de bizde iş yapmaz. Bize Alman lazım. Bize Alman. Dövecek futbolcu ya da Brezilyalı lazım. Mesela Roberto Carlos. Teknik direktörlüğü iyiydi ama Davum gelsin seneye şampiyon yapabilir ihtimali yüksek. Bak Jardim'e de Montella'ya da Pirlo'ya da Cartan'a da da hiçbirine de güvenmiyorum. Davum gelsin seneye şampiyon yapar ha bu takımı. Löv. Hocam Löv gelir mi? Ah keşke. Bak. Ah keşke Ali Koç'ta gram futbol zekası olsa. Löv'ü başa getirse İsmail Kartal da birinci yardımcısı yapsa. İsmail Kartal'ın ağzından mı giriyor? Burnundan mı çıkıyor? Neresinden giriyorsa girsin. Şunu söyleyeyim. Lövle İsmail Kartal'a 4 yıllık sözleşme imzala. 4 yıllık. Hocam halaca kesin değil ki gideceği kesin değil ki bir senelik imzalasın. 4 yıllık imzala. Ali Koç da gitse, gelse, Aziz Yıldırım da gitse gelse, ben de gitsem gelsem Lövden iyisini bulamayız. İsmail Kartal'la birlikte de ligi çok iyi tanıyan bir şey oluştururuz. Mükemmel bir uyum sağlar. Bakın. 4 senelik sözleşme imzalıyorsan her sene şampiyon olamayacağını bileceksin. bir, bir kere onu söyleyeyim. 4 senelik imzalı 2 şampiyonluk elde et. Bir tane Türkiye kupası elde et. Ben başarı kabul ederim. Ve emin olun Fenerbahçe'nin geleceği bunda. Başka şeylerde değil. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kent için Galatasaray iddiasını ortaya attılar mı bilmiyorum. Livakovic için iddia ortaya attılar mı bilmiyorum. Mustera'dan şey diyeyim. Ama Kent, Livakovic bence Fenerbahçe'den Galatasaray'a iki darbedir. Çünkü Fenerbahçe'nin kalecisiz olduğunu iddia eden birçok kişi var. Darbe 1. Sol kanatsız olduğunu iddia eden de birçok kişi var. Darbe 2. Üçüncü darbe eğer becerebilip Musa Dembele'yi çekebilirsek al sana darbe. Yani öyle böyle bir darbe değil. Anlatabiliyor muyum? Ben şu söylemlere de belirteyim arkadaşlar. Biz ee, Bizi nasıl olsa şampiyon yapmazlar. Şöyle böyle. Ben arkadaş ortamında konuştuğum bazı kelimeler var. Hani birbirine uymayan ikililer vardır. Hani Arçil ile Şota birbirine uyuyordu. Ama Şota'nın yanına Arçil değil de hani Ahmet Mehmet olsaydı belki o da bu kadar meşhur olmazdı. Fenerbahçe'nin de şampiyon olması için e, uyumlu şeylerin olması lazım. Bu başkandan yönetimine kadar aşağıya kadar ne demek istediğimi anladınız inşallah. E, benim aktaracaklarım bu kadar. Bir beğeni çok görmezsek sevinirim arkadaşlar. Kanalımıza da abone olalım. almak, çekilişler geliyor. Sonra pişman olmayın. Görüşmek üzere.